Arkadaşlar merhabalar. Profesyonel hayatınızda sınırları aşmak isimli konuşmamıza hoş geldiniz. İlk bir 4-5 dakika boyunca arkadaşlarımız bu yayına katılırken çok kısaca bugünlerden biraz bahsetmek istiyorum. Hem giren arkadaşlarımızdan da ricam kendilerini ufak ufak tanıtmaları, isimlerini, yaptıkları işleri, iş arıyorsa onu ilgi alanlarıyla böyle kısaca bilgiler yazabilirseniz ben de bizi izleyen arkadaşların nerelerden izlediğini, ne yaptığını, nelerle ilgilendiklerini ve neler yapmak istediklerini biraz daha anlayabilirim. Sonrasında kısaca neyden bahsedeceğimden başlayıp sizinle bir 20-25 dakika çok da lafı uzatmadan bir arada olup kendi hikayemi anlatıp sonrasında bu kısmı toplamda takriben bir saatimiz var çünkü bu kısmı biraz daha interaktif yapıp sizlerle hasbihal etmek istiyorum. Genelde özeti bu. Bunu bir 5 dakika sonra tekrarlayacağım ki yeni katılan arkadaşlarımız tam olarak ne yapacağımızı anlasınlar. Öncelikle herkes gibi ben de evimdeyim tabii ki. Bu son 2 ay oldukça olağanüstü oldu hepimiz için. Bazı ülkeler için son 4 ay aslında oldukça olağanüstü oldu. Yine Türkiye olarak nispeten şanslıyız diye düşünüyorum. Yani bir insanın bile hayatını kaybetmesi tabii ki çok trajik bir şeyken bu kadar global etkisi olan bir olayda bu kadar yüksek nüfusu olan ülkemizin bu kadar az hasarla kurtulması, daha kurtulması demek biraz tabii iddialı ama kurtulacakmışa benzemesi açıkçası bana umut veriyor. Yine aynı şekilde şu ana kadar hayatını kaybedenlerin ya da yoğun bakıma girenlerin ya da hastalananların ya da birçoğumuzda olduğu gibi işi etkilenenlerin tüm bu durumu, üzüntüsünün gerçekliğini anlayarak tüm bu durumu tabii ki negatif kısımlarını da görerek. Ama yine dediğim gibi oldukça ucuz atlattık diye düşünüyorum. Bazı ülkeler maalesef çok çok daha ağır atlattılar. Bu bireysel olarak sağlık anlamında birçoğumuzu etkilemese de şahsımızı belki bir tanıdığımız koronadan etkilenmiş olabilir. Umarım kimse böyle bir tecrübe yaşamamıştır. Ama şu kesin ki hepimiz iş olarak bir şekilde girişimci de olsak, kurumsalda da çalışsak, şu an işle arasak, iş sahibi de olsak etkilendik ve %99 negatif etkilendik. Yani çok spesifik sektörler bundan yararlanabildi. Hijyen sektörü ya da uzaktan eğitim sektörü ya da Netflix, Amazon gibi firmalar, yani insanların oraya gelmesine gerektirmeyen ya da bir arada olmasını gerektirmeyen firmalar ya da kurumlar gerçekten 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı arttı. Fakat birçoğumuzun içinde bulunduğu hem kurumsal hayatta, lojistikten tutun, konaklamaya, hemen hemen her alandaki firma bundan negatif etkilendi. Biraz bundan da bahsedeceğiz. Yani bugünkü konuşma konu tam olarak koronanın etkileri ve biz buna karşı neler yapmalıyız olmasa da bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ne yaparsak yapalım bizi etkilemiş, etkileyen ve gelecekte de etkileyecek olan bir unsur. Yine yeni katılan arkadaşlarımız için çok kısaca tekrarlayacağım bugün ne yapacağımı. Sonrasında dediğim gibi toplamda bir saatimiz var. Ben bu bir saatin takriben 25 dakikasını kendi hikayemi anlatarak paylaşmak istiyorum. Sonrasında biraz daha interaktif gidip sizlerden gelen soruları ya da yorumları alıp bunların hepsine cevabım olacağıyla ilgili bir iddiam tabii ki yok ama en azından bilgim dahilinde ya da tecrübem dahilinde bildiklerimi sizlerle paylaşabilirim. Bunun dışında şu an bir saat birlikte olsak da yine sonunda da tabii ki hatırlatacağım ama sosyal medya hesaplarından birbirimizi takip edebiliriz ve bu bir saati ömrümüzün sonuna kadar iletişimde kalarak devam ettirebiliriz. Bunu sadece evet şu an konuşan benim ve bilgiyi aktaran benim ve bilgiyi alacak sizsiniz diye söylemiyorum. Tüm samimiyetimle şunu söylüyorum. Benim için bir konuyu, herhangi bir konuyu öğrenmemin en iyi yolu insanlarla paylaşmak oluyor. O yüzden sizin sorduklarınız ya da danıştıklarınız benim öğrenmem için, benim kendimi geliştirmem için de korkunç iyi bir fırsat. Onu da söylemek istiyorum. O yüzden bana her zaman yazabilirsiniz. Şimdi bu görüşmenin sonunda tekrar hatırlatacağım. Ama ismim Perçin, soy ismim İmrek. Altta da gördüğünüz gibi. Özellikle Instagram ve LinkedIn'de tabii daha profesyonel olarak ve Instagram'da biraz daha kişisel hayatımı da paylaşarak aktifim.
Hemen hemen de bu iki mecrayı kullandığım için oradan beni ekleyip istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Ben de vaktim ve enerjim ettikçe sizlerle paylaşmaktan zevk alırım. Ve şunu sormak istiyorum katılan arkadaşlara. Bu süreç, bu iki aylık süreç ve muhtemelen birkaç ay daha sürecek bir süreç. Yani şu an etkileri azalsa da istatistik anlamda sizi nasıl etkiledi? Biraz onu paylaşırsanız ben de bakıp sizi nasıl etkilediğini tam olarak anlamak adına daha iyi bir fikir edinebilirim. O yüzden sizden ricam kısmına bu korona olumlu ya da olumsuz, genelde çoğumuz olumsuz etkilese de sizleri nasıl etkiledi? Yani görüyorum işte bir işim vardı ve o işten ayrılmak zorunda kaldım ya da iş arıyordum, hiç bulamıyorum ya da bir işe girmiştim. O iş daha da yükseldi çünkü şu sektördeyim gibi. Paylaşırsanız ben de daha fazla sizden bilgi almış ve sizi daha fazla tanımış olurum. Şimdi yavaş yavaş kendi hikayemi anlatmaya gireceğim ve özet olarak önümüzdeki 25 dakika konuşma şöyle seyredecek. Çok kısa kendimden bahsedeceğim. Bunun sebebi sadece sizin beni daha fazla tanımanız değil, tabii ki bu önemli. Yani dinlediğiniz kişinin neler yapıyor olduğu, söylediklerini yaptıklarıyla tutarlı mı onu anlamanız önemli olsa da birçok farklı projenin içinde olduğum için eğer sizin de evet ben bu projede katkı sağlayabilirim dediğiniz bir şey olursa lütfen bana yazın. Perçin, ben şu projende katkı sağlayabilirim ya da bu projede bunu birlikte yapabiliriz diye bana her zaman yazabilirsiniz. Aslında onu göstermemin en büyük sebebi o. Kendimi tanıttıktan sonra biraz kendi hikayemden bahsedeceğim. Bu da takriben 10 dakika sürecek. Yani üniversite dönemimden şu zamana kadar yaptığım şeyi nasıl yapıyorum, oradaki hayat seçimlerim, başarısızlıklarım, başarılarım, öğretilerim, bunları çok kısaca özetleyeceğim sizlere. Sonrasında da bu konuşmanın ana konusu olarak profesyonel hayatınızda sınırları aşmak, ki buradaki vermek istediğim mesaj da şu: işinizi sadece kendi mahallenizin, kendi kasabanızın, kendi şehrinizin, bu şehir İstanbul gibi büyük bir şehir olsa da, kendi ülkenizin, bu ülke Türkiye gibi büyük bir ülke olsa da, ya da hatta kendi kıtanızın, bu kıta Avrupa gibi büyük bir kıta olsa da, tüm dünyaya yapacağınız işi nasıl sunabilirsiniz? Bu kurumsalda da olsanız, kendi işinizi de yapıyor olsanız, ne yapıyorsanız yapın, bunu bir şekilde yapabileceğinize ben inanıyorum. Ve tecrübeyle sabit, bunu gördük de aslında. Ve son 10 dakikada da biraz bundan bahsedeceğim. Ben kendi yaptığım işi nasıl daha beynelmiler, yani uluslararası alanda yapmaya çalışıyorum. Sonrasında dediğim gibi yavaş yavaş biraz daha interaktif bir kısma geçip sizden gelen soruları, sizden gelen yorumları almak istiyorum. Çünkü bir saat uzun bir süre ve bir kişiyi bir saat baştan sona dinlemek gerçekten zor. O yüzden ben anlattığım kısmı olabildiğince kısa tuttuktan sonra sizlerle biraz daha sohbet etmek isterim. Sohbet tabii maalesef benim sizi duyacağım şekilde şu an gerçekleşemese bile yorumlardan işte Perçin ben böyle düşünüyorum, bence böyle, benim fikrim bu diye her şeyi paylaşabilirsiniz. Ben de vaktim yettikçe ve bilgim yettikçe paylaşmak isterim. Şimdi yavaştan kendimi tanıtmaya başlayayım. Yine yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum. Bunun sadece sizin benim hakkımda daha iyi bir fikir sahibi olmanızın dışında bizim yaptığımız projelerde, çünkü biliyorum ki birçoğunuz ayrıca iş de arıyor. Perçin ben bunda katkı sağlayabilirim dediğiniz bir şey olursa bana yazabilirsiniz. Belki gelecekte işbirlikleri bile yapabiliriz, ne de olmasın. Ama özet olarak Perçin sen ne iş yapıyorsun diyen arkadaşlara ben genelde şu cevabı veriyorum. Yani eğitmenlik, konuşmacılık, seyyahlık, yazarlık ve girişimcilik yapmaktayım diyorum. 10 saniye geçmiyor anlattığım. Bunları tabii daha fazla açıyorum detay isteyen arkadaşlara ama genel olarak uluslararası eğitmenlik yapıyorum. Liderlik ve proje yönetimi konularında eğitimler veriyorum. Girişimcilik, seyahat, topluluk yönünde konuşma, İngilizce gibi alanlarda sık sık konuşmalar ya ben organize ediyorum ya da ben konuşmalara davet ediliyorum şu an olduğu gibi. Birkaç tane kitabım var. Onlardan da bahsedeceğim. Yine aynı şekilde ilginiz çeken olursa daha fazla detay isteyebilirsiniz. Olabildiğince seyahat ediyorum. Şu an ekranda gördüğünüz şey zaten benim eğitim verdiğim ülkeler. Bir sonraki sunumda gittiğim yerlerden de çok kısaca bahsedeceğim. Tabii detaylı işte. Fransa'da, Paris'te Eiffel Kulesi çok güzeldi diye anlatmayacağım. Bugün konumuz o değil ama seyahat etmenin aslında ne kadar bir insanın kişisel ve profesyonel gelişimiyle ilintili olabileceğinden bahsedeceğim. En azından benim durumum da öyle olmuştu. Ve girişimcilik yapmaktayım.
Daha önce kurumsal tecrübem de oldu ama şu an girişimcilik yolunu seçtim ve çoğu girişimci gibi ben de battım, çıktım, battım, çıktım ama devam ettim ve bugün buradayım. Biraz ondan bahsedeceğiz. Burada size spesifik olarak gösterdiğim kısım, siz sonra detaylı bakabilirsiniz dilerseniz, yaptığım projeler. Yani ben neler yapıyorum, çok kısa ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle birçoğumuz ilgilendiği için söyleyeceğim, İngilizceyi öğrenmiyorum diye. İnsanlara sadece İngilizceyi öğretmek değil, İngilizceyi günlük bir alışkanlık haline getirmekle ilgili çalışmalar yapmaktayım. Dediğim gibi bunların detaylarına bana her zaman sorabilirsiniz. İnsanlarla günlük ürünlerimi paylaştığım bir Telegram grubu yürütmekteyim. Girişimcilik, dil öğrenimi, öz şefkat gibi konularda podcastler yapmaktayım ve buna nispeten yeni başladım. Spotify'a podcastleri koymaya başladım. Eğer podcastlerle ilgileniyorsanız onlara da bakabilirsiniz. Özellikle bu son 2 ayda, normalde öncesinde çok bir araya geldiğimiz etkinlikler yapıyorduk zaten ama şu anki durumdan ötürü biraz daha Instagram Live, Zoom etkinliklerine kaydığımız için sık sık Instagram Live etkinlikleri yapmaktayız. Hatta bugün bu konuşmadan sonra 5'te bir tane etkinliğimiz var, krizden büyüyerek çıkmak. Bekleriz. Onun dışında gençlik projelerinde bilenler bilir, Erasmus Plus'ın Avrupa Birliği'nin fonladığı gençlik değişimleri, gençlik projeleri olmakta. Onlarla çalışmaktayım profesyonel olarak. Özellikle gençlere bu konuda ilgilenirseniz bana yazmasını tavsiye ederim. Gençten kastım genelde kural 35 yaşına kadar. 35 yaşından sonrasında da belli başlı istisnalar var. Ama genç dediğimde illa 20 yaşında sanmayın. Yani 35 yaşına kadar özellikle Erasmus Plus projelerine rahatlıkla katılabiliyorsunuz. Bir Damla isimli öğrencileri akademik olarak destekleyen bir derneğin kurucusuyum. Bu da eğer öğrencileri aylık ufak meblağlarla desteklemek isterseniz Bir Damla'ya daha detaylı bakabilirsiniz. Bosphorus Akademi isimli eğitmenlere eğittiğim bir oluşumum var. Natively isimli insanların öğrenmek istediği dili, o dilin ana dilini konuşanlarla pratik edebileceği bir uygulamayı başlatıyoruz. Eğitim firmamın ismi Bosphorus Story House. Bir seyahat blogum var, dünyanın yerlisi. Bir de farklı konulardan bahsettiğim bir YouTube kanalım var. Onun dışında da Learn and Travel isimli insanlarla yurt dışına gidip aynı zamanda dil çalışmaları yaptığımız ve Spontaneous World Trips isimli insanların nereye gideceklerini bilmediği bir seyahat konsepti yapmaktayız. Buna baktığınızda şöyle hissetmeyin lütfen. Bunu yine tekrarlamak istiyorum. Bakın ben ne kadar çok şey yapıyorum değil. Evet, bir sürü proje var ama bu birlikte çalıştığımız insanlarla mümkün oluyor. Benim tabii ki daha fazla ağırlık verdiğim projeler ve daha fazla delege ettiğim projeler oluyor. Ama burada iki noktam var. Birincisi, bunlar doğru ekipleşmeyle yapılabilen şeyler belli bir zaman içerisinde. İkincisi, ben bu işlerimde sürekli yeni ekip arkadaşları arıyorum. Bunları böyle tek tek birer ikişer cümleyle size anlatmamın sebebi de oydu aslında. Sizin evet Perçin ben bu alanda gerçekten faydalı olabilirim ve içinde bulunmak isterim dediğiniz bir şey olursa lütfen bana yazın. Spesifik olarak size bunu biraz daha detaylı anlatmak istedim. Çünkü çoğunuz dediğim gibi iş arıyorsunuz ya da çalışacağınız bir platform arıyorsunuz. Bunlar belki sizin için fırsat olabilir. Onun dışında farklı konularda kitaplarım var. Bundan çok kısaca geçeceğim. İlgilenirseniz bana sorabilirsiniz ama topluluk önünde konuşma hikayeleri, kitlesel fonlama, seyahat kitapları, girişimcilik hikayeleri gibi ve İngilizce öğrenmiyorum isimli kitaplarım var. Yine detay isterseniz bana yazabilirsiniz. Şimdi rejideki arkadaştan ekrana bana yansıtmasını isteyeceğim. Sonra size ufak bir sunum yapacağım. Ben de bu arada kendisini tanıtan arkadaşlara bakıyorum. Bir arkadaş diş kliniği işletmecisiyim. Kapalıydık, halen de kapalıyız demiş. Ben de bu arada girişimcilik alanında çok kısaca bahsedeceğim zaten ama bir hostel açmıştım 5 sene önce. Hostelde gezginlerin kaldığı ve paylaşımlı odalarda kaldığı bir yerdir. Otel gibi ama daha ekonomik. Ben de çok seyahat ettiğim için hostellerde kalırdım genelde. Tam böyle 2015'te iyi para kazandık derken 2016'da terör olaylarında bir 2-3 sene belimiz büküldü. Sonra borçları ancak kapattık 2020'ye geldik derken bu koronayla iyice belimiz büküldü. O yüzden bunu yazan arkadaşa kendimi tamamen özdeşleştirebiliyorum. Biz de kapalıydık ve halen de kapalıyız ve muhtemelen de tamamen kapatacağız o işletmemizi. Başka bir arkadaş da raf üreten bir firmanın insan kaynakları departmanında çalışıyorum. Biz kısa çalışma sistemine geçtik. 30 Haziran'a kadar da bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi bugünün konusu korona bizim hayatımızı nasıl etkiledi olmasa da yani şu an herhangi bir konudan bahsettiğimizde illa
Koronadan da bahsetmek durumunda kalıyoruz. Çünkü hayatımızın hemen hemen her unsuruna etkide bulundu. O yüzden kendini tanıtmak isteyen arkadaşlar, bu videoyu şu an izleyen arkadaşlar, bu video değil, bu canlı yayını, bu bir canlı yayın bu arada. Yine kendilerini tanıtabilirler bu arkadaşlar gibi. Ne yapıyorsunuz, bu durum sizi nasıl etkiledi? Biraz bahsedebilirsiniz. Ben tekrar rejideki arkadaştan ekranımı paylaşmasını rica edeceğim. Ekonomik olarak çok avantajlı yerden gelen insanlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen insanlar vesaire vesaire çok farklı parametrelerde insanlar var. Özellikle Kariyer.net gibi büyük bir platformda. Sen benim doğrularım her ne kadar objektif olduğunu düşünsen bile size uymayabilir. O yüzden ben genelde konuşmalarımda şunu yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Ben kendi hikayemi anlatıyorum. Sizin oradan alıp çekip çıkarmak istediğiniz bir şey olursa benim için ne mutlu. Bu hikayenin dışında da sormak istediğiniz bir şey olursa zaten sonda yapacağımız bir 20-25 dakikalık soru cevap kısmında sorabilirsiniz. Bugünün konusu profesyonel hayatında sınırları aşmak olduğu için bu görselle başlamak istedim konuşmama. Bunlar benim şu ana kadar ziyaret ettiğim ülkeler. Kendimi tanıttığımda gezginlik yaptığımdan da bahsetmiştim. Bu konuşma gezginlikle ilgili olmasa da dünya vatandaşı olmak, işte dili bilmek, o kafada olmak, beynelmiler kafada olmanın bir insanın profesyonel hayatında ve kişisel hayatında da aslında sınırları aşmasında ne kadar önemli olduğunu göstermek için bunu gösteriyorum. 33 yaşındayım şu an ve şu ana kadar 83 ülkeye gittim. Yine bunu söyleme sebebim, aa bakın ne kadar ülkeye gittim değil. Dünyanın her ülkesine gitmiş arkadaşım da var. Tanıdığım Norveçli Gunnar Garfors isimli bir arkadaşım. Dünyadaki her ülkeye yani 198 ile 206 arasında değişiyor. Tanınan ülkeler, tanımayan ülkeler olduğu için. Her ülkeye gitmiş biri. Yani bunun çok daha fazlasını yapanlar da var. Benim yaptığım çok çok ultra değil aslında her ne kadar çok büyük gözükse de. Ve bunun ne kadar mümkün olduğundan da çok az bahsedeceğim. Üniversiteyi birçoğumuz gibi orta halli bir üniversitede okudum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okudum. 2004-2008 senelerinde. İngiliz Dili Edebiyatı okudum. Üniversitede benim hayatımda o farkı yaratan en büyük unsur sivil toplum kuruluşunda AG isimli Avrupa Öğrenciler Forumu isimli bir sivil toplum kuruluşunda çok aktif olmamdı. Burada izleyenlerin çoğu daha işte üniversiteden mezun olmuş arkadaşlar olduğu için şöyle düşünmesin. Aa, üniversitede bir sivil toplumda aktif olmadıysak ne yapacağız o zaman? Kaçırdık mı? Hayır. Üniversiteden sonra da insanların içinde bulunabileceği bir sürü uluslararası ya da yerel organizasyon var. Örnek veriyorum, ben şu an Toastmasters isimli bir konuşma kulübünün içerisindeyim. 1924'te Amerika'da kurulmuş ve dünyanın hemen hemen her yerinde kulüpleri olan. Ve bu benim işimi uluslararası yapmam konusunda bana çok fayda sağlıyor ki bununla ilgili spesifik bir hikaye de anlatacağım sizlere. Ama özellikle gençseniz ve üniversitedeyseniz sivil toplumda yer almanız yani sadece okul, ev okul yaşamamanız çünkü şunu gözlemledim. Okul ev okul yaşayanlar çalıştığında da iş ev iş yaşıyor. Ama konferanslara gidenler, uluslararası arkadaşlıklar edinenler, kaliteli arkadaş çevrelerinde olanlar, kendini sürekli geliştirmeye çalışanlar gerçekten işte o profesyonel hayatında sınırları aşan dediğimiz insanlar onlar oluyor. Bunda şöyle iyi bir şey var. Bunun yaşı yok. Ben 50 yaşında da bunu fark edip çok kısa sürede çok iyi yerlere gelen kişiler tanıyorum. Ama bu belli bir bakış açısı, belli bir farkındalık ve tabii ki belli bir emek istiyor. Ben çok erken yaşta yani 17 yaşından beri bu tarz platformlarda olduğum için ve okul dışı aktiviteler yaptığım için kendimi çok çok şanslı hissediyorum. Çünkü birçok ülkeye ücretsiz yani biletimin alınarak üniversite tarafından ya da Avrupa Birliği tarafından ya da devlet tarafından yani ülkeyi temsil ederek gittiğim için alınarak ki ben de orta halli bir yerden geliyorum. Gidilmesinin en büyük sebebi bu oldu. Ve sonrasında 21 yaşında okuldan mezun olduktan sonra 4 sene boyunca Belçika'da kaldım. Yine bu öğrenci organizasyonumun ana merkezi Belçika'da olduğu için bir sene orada gönüllü çalıştıktan sonra yüksek lisans, staj ve yüksek lisans olarak 4 sene boyunca
Toplamda Belçika'da kaldım. Yurt dışında yaşamak, yurt dışına gitmek yine konumuz olmasa da bununla ilgilenen arkadaşlar olursa sorular kısmında yine sorabilir. İşte ben buraya gitmek istiyorum, ne yapmalıyım? Yani tabii ki her ülkeye nasıl gidilir onunla ilgili bir bilgim yok. Ama bu konuyu biraz daha açabilirim. Şu an konumuz olmadığı için çok çok açmıyorum. Ama şu mesajım şu buradaki. Üniversitedeki 4 sene beynelmilel tecrübem, bu uluslararası tecrübem benim sonrasında 4 sene Belçika'da kalmama yol açtı. Ve tabii ki 4 sene Belçika'da kalınca ve uluslararası ortamlarda çalışınca bu benim şu an işimi uluslararası yapmamda çok 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 büyük rol oynadı. Sonra Belçika'dan döndüm ve askere gittim. 2012'de Adana İncirlik'te 6 ay boyunca Hava Kuvvetleri'nde askerlik yaptım. Şu en sağdaki arkadaş benim. Gördüğünüz gibi dirseğim biraz alçakta. En kötü pozum ben vermişim. Burada da şu hikayeyi her zaman anlatıyorum. 6 ay askerdeyken Fransa'ya bir konferansa gittim arkadaşlar. Bunu yine soru cevapta ilginiz çekerse bana sorabilirsiniz. Çünkü askerde biliyorsunuz bırakın yurt dışına şehir dışına çıkmak bile zorken yurt dışına çıkmak gerçekten yani bizim üste ben komutanlar bana ben başka yurt dışına çıkan bilmiyorum demişti birkaç kere. O da tabii çok farklı bir kafa yapısı ve emek gerektirdi. İşte bir haftalık bir konferansa gitmem Strasbourg'da. Ve askerlikle ilintili değildi tabii ki izin alarak gittim. Ama bu hikayeyi dinlemek isterseniz yine soru cevap kısmında sorabilirsiniz. Burada her hikayeyi tek tek anlatmıyorum. Çünkü anlatırsam bir saat boyunca ben konuşmuş olurum. Hiçbir vaktimiz kalmaz. Olabildiğince böyle genel geçmeye çalışıyorum. Sonra döndükten sonra kurumsal hayata girdim. Burada Kariyer.net özellikle insanlarla, iş arayanlarla, işverenleri bir araya getirdiği için bu arada şunu da çok takdir ediyorum Kariyer.net'in. Belli bir süredir çalışıyoruz Kariyer.net'le işte. Yazılar yazıyorum, eğitimler verdik vesaire. Şuna odaklanmamaları çok güzel. Sadece işte kurumsal temsilcileri getirmemeleri, benim gibi girişimcileri de getirmeleri bence çok harika. Çünkü bu geniş spektrumdan görmek gerekiyor durumu. Kurumsalda da çalışırken girişimci olabiliyorsunuz. Hatta bunun için İngilizce'de bir kelime var. Entrepreneurship. Entrepreneurship değil, intrapreneurship. Yani kurum içi girişimcilik diye. Bunları iki ayrı olgu olarak görmemenizi öneririm. Benim ama sadece o içimde girişimcilik olmadan kurumsal tecrübem 6 ay sürdü sadece. Askerlikten döndüm, bir 3 ay seyahat ettim. Rusya'dan Tayland'a kadar sırt çantamla gezdim. Geldim, bir firmada iş buldum. Amerikan firması, dolarla maaş alıyorum, her şey süper gözüküyor. Ama ben mutlu olamadım. Birçok parametresi var. Ama özellikle sivil toplumdaki o frekansla buradaki frekans aynı olmadığı için. Çünkü sivil toplumdayken bisikletle tüm Avrupa'yı gezen arkadaşlardan tutun, işte 5 dil bilen arkadaşlara ya da otostopla dünyayı gezen arkadaşlar hayatımdayken, kurumsalda birlikte çalıştığım insanlar daha çok hayat görüşü, işte bunu yargılayarak söylemiyorum yine, işte ev alayım, işte kredimi ödeyeyim, işte arabamın bir üst modelini alayım odaklandığı için, bu her firmada böyledir değildir bunu bilmiyorum. Sadece benim firmamda çok insan olduğu için, daha konfor alanında baktıkları için bu beni mutlu etmedi ve kendi yolumu çizmeye karar verdim. Burada her zaman söylüyorum. Bunu sadece Kariyer.net'te anlatıyorum diye demiyorum. Arkadaşlar kurumsal hayat çok kötü. Mutlaka girişimci olun demiyorum. Çünkü herkes her şeyi yapamaz. Yani dünyada herkes girişimci olsa dünya işlemez. Ya da dünyada herkes kurumsalda çalışsa dünya işlemez. O yüzden o dengenin olması gerekiyor. Ama ne yaparsanız yapın hakkını verin. Buradaki mesajım o olabilir. Kendinizi geliştirin. O yüzden neyi sevdiğinizi de anlayın. Sizi gerçekten girişimcilik mutlu ediyorsa ve kurumda çalışıyorsanız bir düşünün. Sizi kurumda çalışmak mutlu ediyorsa onu da düşünün ve onu nasıl daha iyi yapabilirim ona bakın. O tamamen sizin tercihinizle ilgili. Ama ben 6 ay sonra kendi yolumu çizdim arkadaşlar ve oturup bir kağıda not aldım. Dedim ki ben hayattan ne istiyorum, ne bekliyorum ve iki tane ana öğe çıktı. Girişimcilik yapmak istiyorum ve eğitmenlik yapmak istiyorum. Sivil toplumda da çünkü sık sık eğitimler alıp veriyordum ve bunda profesyonelleşmeye karar verdim. Girişimcilik konusunda İlk eğitmenlik konusundan bahsedeyim. Eğitmenlik konusunda eğitim firmalarına yazmaya başladım. Türkiye'deki eğitmenlere yazmaya başladım ama genç eğitmen adayı olarak ret her yerden ret aldım ve bu uzun süre sürdü. İşimden de ayrıldığım için tabii ki belli bir geliri de gelmediği için bu uzun süre stresli bir durum olarak hayatımda kaldı. Yani hiçbir yere eğitim veremiyordum, ciddiye alınmıyordum. Bırakın cevap ret almaya hiç cevap alamıyordum birçok yerden. Girişimcilik konusunda da ilk başta söylediğim gibi İstanbul'da bir hostel açtım. Bir yabancı bir ortamda. Uzun lafın kısası, açtığım hostele yaptığım yatırım, yaklaşık bir 50 bin lira gibi kenarda ayırdığım para vardı, yatırım yaptım. Ve bir sene sonra 100 bin lira kaybederek hosteli kapattık. Bu İstanbul'daki ilk hostelimdi. Sonra dediğim gibi İzmir'de de bir hostel açtım.
O 5 senedir devam etmekte ama artık orada iyice belimiz büküldü. Eğitmenlikte dediğim gibi sürekli aranıyordum. Firmalara yazıyordum, eğitmenlere yazıyordum. Bir şekilde ben eğitim verebileceğimi biliyordum ama bunu nasıl yapabileceğimi ve firmalar nasıl çalışabileceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Girişimcilikteki batışım bana bir fırsat yarattı arkadaşlar. Fuck Up Nights isimli bir eğitim serisi, bir etkinlik serisi var. Fuck Up, başarısızlık demek. Ve girişimciler burada başarısızlıklarını anlatıyor. Ben buna katılımcı olarak katıldım ve çok hoşuma gitti. Çok iyi hissettim batan bir girişimci olarak. Başka batan girişimcilerle bir arada olduğumuz için. Sonrasında bir anons gördüm Facebook'ta. Konuşmacılar aradıklarını gördüm. Dedim ben konuşmacı olmak istiyorum. Hikayemi anlattım. Böyle battım. Böyle battım. Çok iyi battım. Sonra dediler ki gel. Sen iyi batmışsın. Gel anlat. Sonra ben nasıl battığımı anlattım. Ve bu etkinlikten sonra birçok insan bana gelip dedi ki sen bu tarz konuşmaları başka yerde yapıyor musun dedi. Ve o benim için bir kırılma noktası oldu. Dedim ki ve bu bence herkes için alınması gereken bir mesaj. Dışarıdan bir şeyleri beklemektense yani benim vakamda şöyleydi. Oturup ya eğitim firmaları bana yazsın, bana eğitim teklifi versin ve ben eğitim başına işte 1.000 dolar alayım demektense ben ne yapabilirim, ben ne üretebilirim demeye başladım. Ve kendi etkinlik serimi oluşturdum. Girişimcilik hikayeleri diye. Bu bizim ilk etkinliğimizden. Dizaynını ben yaptım, konuşmacılarla ben irtibata geçtim. Ve işte 15'er 20'şer dakika hikayemizi anlattığımız bir etkinlik serisi yaptık. Ve ilk etkinliğe 50 kişi geldi. Sonra bu etkinlikleri 5, 10, 15 sürekli böyle haftada bir, iki haftada bir etkinlik yapmaya başladık. Ve oradan benim etrafımda büyük bir komünite oluşmaya başladı arkadaşlar. Buraya gelen insanlar çünkü sizin gibi insanlar. İşte hayatta bir amacı olan, ideali olan, benzer erdemlerde olan insanlar. Kurumsalda çalışan, girişimci vesaire vesaire. Ve ben bu süreçten sonra sadece her defasında daha iyisini yapmaya çalıştım. Daha iyi reklam yapmaya çalıştım, daha iyi içerik vermeye çalıştım, daha enteresan konuşmacılar getirmeye çalıştım, ben daha iyi anlatmaya çalıştım. Ama sürekli kilometre kazanmaya çalıştım. Orada bir şeyleri üretmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ve bu spesifik örneklerden biri. Ve ilk işimi aldım. Denizbank'tan almıştım. Denizbank'ta çalışan bir arkadaş etkinliğimize geldi. Bu etkinlikler ücretsizdi bu arada. Ve çok hoşuna gittiği için insan kaynakları müdürüne gidip Perçin böyle böyle şeyler anlatıyor. Bence davet edelim, faydalı olabilir demiş. Ve beni davet ettiler ve ilk para kazandığım işim bu olmuştu benim. Takriben 1,5-2 sene sonra bunları yaptıktan sonra. Ve ondan sonra ben bunu yapmaya devam ettikçe farklı etkinliklerden davetler almaya başladım. Firmalarla çalışmaya başladım ilk örneği verdiğim gibi. TEDx'e davet edildim. Bu benim için çok önemli ve değerli bir şeydi tabii ki. Yani TEDx'e davet edildikten sonra milyonlar kazandım, inanılmaz ünlüydüm değil tabii ama önemli bir adımdı. Ve hayat bence bundan ibaret. Böyle güzel adımlardan siz ilerledikçe, daha iyisini yaptıkça adım adım ilerliyorsunuz. Ve bu da önemli bir adımdı benim için. Ve çok güzel eğitimler vermeye başladık. Bu işten ben para kazanmaya başladım. Ve tanınmaya başladım. Ve yaptığım tek şey bir şey üretmek. Ve ürettikten sonra onu devam ettirmek ve ürettikçe yeni fikirler edinmekti. Ve bunu doğru insanlarla, dürüstlükle ve haysiyetle yapmak oldu. Benim hikayem özet olarak bu. Yani bunun çok detayı var ama dediğim gibi ben değerli vaktinizi çok çok almadan bunu yapmaya çalışıyorum. Yani ne istediğini bilmekten tutun, başarısızlıktan korkmamaya, bir şeyler üretmekten, dışarıdan beklemektense bir şeyler üretmekten tutun. Bunu sürekli daha iyisini yapmaya çalışmaya ve en önemlisi sevdiğin şeyi bulup onu yapmaya kadar çok parametre var bu hikayede tabii ki. Siz belki farklı edinimler de edinmişsinizdir. Ben dediğim gibi sadece hikayemi anlattım size. Son kısımda da ve bundan sonra sizlerden soruları bekleyeceğiz. O yüzden şu ana kadar sorularınız olursa yazabilirsiniz. Bu kısımda da sorularınız olursa bu ben anlatırken yazabilirsiniz. Sonrasında ben tek tek bakıp cevaplamaya çalışacağım. Bu kısımda da asıl konumuz olan profesyonel hayatımızda sınırları nasıl aşabiliriz? Biraz ondan bahsedeceğim. Yine dediğim gibi profesyonel hayatımızda sınırları aşmak benim için şu anlama geliyor. Sadece ben İstanbul'da doğup büyümüş biri olarak sadece İstanbul'daki insanlara nasıl işte ürünümü satabilirim ya da hizmetimi verebilirim işte ya da kurumsaldaysanız ulaşabilirim ya da girişimciyseniz kendimi tanıtabilirim değil. Ya da sadece nasıl Türkiye'ye bunu yapabilirim değil. Ya da hatta sadece nasıl Avrupa'ya yapabilirim değil. Yani 7 milyar insana yaptığım şeyi
nasıl ulaştırabilirim? Bu. Ve bunu yapmak için sadece o firmanın sahibisi olmanıza gerek yok. Çalıştığınız firma sizin firmanızmışçasına sahiplenmeniz de çok önemli. Yani neyin içinde bulunuyorsanız hakkını vermek bu. Ben de özet olarak neyin içinde bulunuyorsam ve burada işte istediğiniz şeyi yapmak çok önemli. Yani onu istemiyorsanız ve tercih etmiyorsanız ama bir sebepten dolayı içindeyseniz o zaman gerçekten %100'ünüzü veremiyorsunuz. Çünkü mutlu değilsiniz. O yüzden ne istediğini bilmek ve tercih ettiğin şeyin içinde olmak ne olursa olsun önemli. Bu olduktan sonra 7 milyar kişiye nasıl ulaşırım? Bunu düşünmek. Ve bu önümüzdeki 5-10 dakikada biraz bundan bahsedeceğim sorulara geçmeden önce. Yine dediğim gibi sorularınız ya da yorumlarınız olursa siz yavaştan yazmaya başlayın ki sonrasında ben tek tek bakıp dönebileyim. Öncelikle profesyonel hayatta sınırları aşmaktan ne anladığımı söylemiştim. Beynelmilel olmak, yani herkese hizmetini verilmek. Bunu yapabilmek için de tabii ki siz nereden gelirseniz gelin, yani Türkiye'de doğmuş olabilirsiniz, Gana'da doğmuş olabilirsiniz, Yunanistan'da, Venezuela'da fark etmez. Bu doğduğunuz şehri çok sevebilirsiniz, ülkenizi çok sevebilirsiniz. Bunlar harika şeyler. Dünya vatandaşı olmak şuna geliyor benim için en azından. Kim nereden gelirse gelsin, dini, dili, ırkı vesaire kim olursa olsun sadece insan olmasın. İnsanlara hizmet ediyorsanız tabii ki. Tek önemli öğe bu olmalı. İnsan olması ve sizin verdiğiniz hizmetten yararlanabileceğini düşünmeniz o kişinin. Bu benim bazımda eğitim. Yani ben eğitime ulaşmak isteyen herkese eğitimimi ulaştırmak istiyorum. Bunun için de dediğim gibi benim üniversitedeki sivil toplum şu an yaşadığım Toastmasters isimli uluslararası konuşma kulübü tecrübem benim için çok 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 büyük katkı sağladı. Onlarca farklı ülkeden binlerce farklı kişiyle birlikte çalışma fırsatım oldu. Ve özet olarak şunu anladım. İnsan hakikaten her yerde insan. Bizi mutlu eden şeyler, mutsuz eden şeyler, sinirlendiren şeyler, üzen şeyler o kadar benzer ki. Ritüellerde, yapış şeklimizde fark olsa da örnek veriyorum. Biz çatalla yiyoruz, Japonlar chopstickle yiyor, Faslar elle yiyor. Ama herkes yiyor. Mantık bu aslında. Kimse yemek yemeden yaşayamıyor gibi. Temel şeylerimiz çok benzer arkadaşlar. O yüzden işini uluslararası ya da profesyonel hayatında sınırları aşmaktan benim ilk anladığım şey dünya vatandaşı olmak. Yani Portekiz'den de arkadaşınız olsun. Bu Lizbon'dan çektiğim bir fotoğraf. Bolivya'dan da arkadaşınız olsun. Bu Bolivya'dan evinde kaldığım kadınla çektiğim fotoğraf. Ya da Hindistan'dan da arkadaşlarınız olsun. Ve bunun için illa seyahat etmek çok güzel bir şey ama illa seyahat etmenize de gerek yok. Ondan da çok kısaca bahsedeceğim. Size şu hikayeyi anlatacağım. Benim hayat, işimi, profesyonel hayatımda sınırları aşmamla ilgili en spesifik örneği anlatacağım. Benim için İngilizce çocuk yaştan beri, bu arada ne annem ne de babam İngilizce konuşmuyordu. Orta halli bir aileden geliyorum. Devlet okulunda başladım eğitimime. Sonra özel okulda da okudum. Onun da faydası oldu. Yalan söylemeyeceğim. Ama benim için dil her zaman çok önemli oldu. Çünkü dilde şunu anladım çocukluktan beri. Ben İngilizceyi bilmezsem dünya ile iletişim kuramayacağım. Yani çocukluktan beri çok uğraştım hakikaten bunun üstüne. Anlamadığım kitaplar okudum. O zaman VHS kasetler vardı. Onları izledim. Yırtındım, yırtındım, yırtındım. Ve iyi bir seviyeye geldim. Liseden itibaren genelde hep iyi bir seviyedeydim. Akranlarımın yanımızda. Ve üniversitede bu sivil toplum, sonrasında Toastmasters sürecinden sonra dediğim gibi eğitmenlik alanında çalışan firmalar arıyordum. Ve bu etkinlikleri yaptıktan sonra hayatıma birçok değerli insan girdi. Ve ilk bir iki sene gerçekten hiç para kazanamadım. Yani eksideydim, bankalara borcum vardı, o şu bu. Ve bir gün bir telefon geldi. Dedi ki, Avusturyalı bir arkadaşım aradı. İstanbul'da yaşayan o zaman, şimdi Avusturya'da geri. Perçin, yarın önümüzdeki 5 gün programın nasıl? Neden? Yarın bir yabancı eğitim firması buraya geliyor. 5 günlük bir eğitimleri var. Eğitmenleri son dakikada iptal etmiş, hastalanmış. İngilizce konuşan eğitmen arıyorlar. Normalde bir eğitime bir günde hazırlanmak mümkün değil tabii. En az bir hafta gerekiyor. Sonra tamam bir konuşalım dedim. Konuştuk. Ben bunun ne kadar zor olacağını anlattım ama onlar yarın geleceklerini hatta geldiklerini ve yapacak bir şey olmadığını söyledi. Tabii o zaman önerdikleri eğitim verdiğinizde kazanılan para da fena olmadığı için ve benim de seçme lüksüm olmadığı için 5 günlük boyunca onlarla çalıştık. Ve orada gelen para bana ilaç gibi gelmişti. Ben de yani telefonu kapattığım andan itibaren eğitim günü o güne şey bir sonraki güne kadar 24 saat boyunca sadece ona çalıştım. Ve ondan önceki birikimimle birlikte güzel bir 5 gün eğitim verdim. Uzun hikayenin kısası bu firmayla
Son 4 senedir çalışmaktayız ve 100'den fazla eğitim vermişimdir arkadaşlar bu firmaya. Ve sonrasında başka eğitmenleri de organize edip onlarla çalıştırıp yine oradan da para kazandım. Yani o zamana kadar yaptığım yatırımlar ve sonrasında doğru insanla tek bir telefon görüşmesi ve o fırsata doğru zamanda evet demem benim hayatımı değiştirdi. Hem maddi hem manevi olarak. Çünkü işinizi yaptığınız insanlar gördüğü zaman sizle çalışmak istiyor. Özellikle bunu uluslararası yapıyorsanız. Sonrasında dedim ki tek başıma çalışmaktansa neden farklı insanlarla çalışmayayım? Ve benim konularım dışında eğitim veren eğitmenlerle bir araya gelmeye başladım. Ve Boss Story House isimli bir oluşum kurduk. İçinde finans eğitimi de, insan kaynakları eğitimi de vesaire vesaire eğitimlerinin de olduğu ve yine bu olabildiğince uluslararası yapmaya çalıştığımız bir platform. Ben de şu ana kadar şahsım adına Orta Asya'ya 4 kere gittim eğitim vermeye. Tayland'a bir kere gittim. Sivil toplumda zaten Avrupa'da çok sık eğitim veriyordum. Yani o hayalime gitgide yaklaşıyorum. Bu işi sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da yapmaya. Ve bunun başka bir yolunu daha buldum. Özellikle bugünlerde, korona günlerinde çok işime yarayan Udemy isimli platformlar var. Bu arada bu tarz platformları bilmiyorsanız bakmanızı kesinlikle öneririm. Bu bir online eğitim web sitesi ve hemen hemen her konuda eğitimler var. İşte İngilizce, IELTS, hitabet, zam vesaire. Bir sürü değerli eğitim var farklı eğitmenlerden. Türkçe, İngilizce, sadece İngilizce de değil. Buraya ben eğitim videolarımı koymaya başladım. Evime ufak bir stüdyo koydum, kurdum. Ve kamera karşısında anlatıp onu montajlayıp buraya eğitim videoları koymaya başladım. Ve böyle olunca sadece insanlara ulaşmak ya da profesyonel hayatımda sınırları aşmak için bir yere gitmeme gerek kalmadı. Tabii ki bir yere gitmek güzel ama oturduğum yerden de bu videoları ayarlayarak şu anda size yaptığım gibi ama bu videolar önceden çekilmiş videolar tabii. Ben uyusam da şu an bu görüşmede olsam da yemek yesem de insanlar bu videolarımı satın alabiliyor. Böylece ben hem para kazanıyorum hem de insanlara ulaşabiliyorum. Yani sınırları aşmaktan kastımın sadece seyahat etmek, insanlarla bir arada olmak bu her ne kadar değerli olsa da sadece bundan bahsettiğimi anlamayın. Özellikle bugünün teknolojisiyle ki bu 2 ay bize çok iyi gösterdi. Online platformlarla dünyadaki herkese ulaşabiliyoruz. Ve dediğim gibi bugün bu anlattığım profesyonel eğitmenlik süreci 3-4 senelik bir süreç. Artık dünyanın farklı yerlerinde eğitim yapan biriyim. Kendi uluslararası eğitim firması olan ne yaparsa yapsın bu projelerini sadece evet Türkiye'deki insanlara bu servisi nasıl veririm değil. Tabii ki Türkiye'deki müşteriler büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Yani benim Türkiye'den gelmem sebebiyetiyle. Ama Afrika'daki insanlara bunu nasıl sunabilirim? Avrupa'dakilere, Amerika'dakilere, Avustralya'dakilere nerede olması olursa olsun hiç önemi yok. Bunu sadece onların yanına giderek değil, uzaktan da nasıl sunabilirim diye düşünen bir kafa yapısına büründüm. Ve şu an bundan hayat standardımı sağlayacak kadar gelir de kazanabiliyorum ve daha da önemlisi bunu çok 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 keyif alarak yapıyorum arkadaşlar. Ve dediğim gibi benim için profesyonel hayatımda sınırları aşmakta tam olarak bu. Ben girişimcilik yolunu seçtim. Siz de seçebilirsiniz. Yani bunu dürüstçe söylüyorum. Sizin gerçekten istediğiniz buysa bu yoldan gidin. Ama bunu sadece işte kendi firmanızı kurarak ya da girişimci olarak ya da freelance olarak yapmak zorunda da değilsiniz. Kurumsalda da bunu başarabilen çok çok insan tanıyorum. Ama o kurumu kendi firması olmasa bile kendi firmasıymış gibi sahiplenen. Çünkü gerçekten o işi yapmak isteyen insanlar bunu yapabiliyor. Ve sadece şehrimizden, ülkemizden ya da kıtamızdan nasıl daha dışarıya çıkabiliriz ve bu hizmeti nasıl sunabiliriz onu düşünüyorlar. Ve bu mümkün. Özellikle Amerika'da birçok firma bunun örneği. Elinizdeki telefon ne? iPhone. Benim şu an sunduğum bilgisayar ne? MacBook. Vesaire vesaire. Bunu başka ülkeler, başka kültürler yapabiliyorsa bizim de yapamamız için bir sebep yok. Ve bu sadece bizim kendi şahsi sorumluluğumuz değil. Bu arada rejideki arkadaşa ekrandan bana geri gelmesini rica edeceğim. Yavaştan tamamlıyorum çünkü. Bu sadece bizim kendi şahsi sorumluluğumuz değil ya da kendimize faydalı bir şey değil arkadaşlar. Bizim ihracat yaptığımız, herhangi bir ihracat yaptığımız her zaman yani hizmetimiz, ürünümüzü dışarıya sunduğumuz her zaman hem karşı tarafa çok büyük bir değer katıyoruz. Bunu doğru yaparsak zaten doğru ve düzgün yapmazsak kimse onu satın almak istemeyecektir özellikle uzun vadede. Hem de toplumumuza çok büyük bir değer katıyoruz. Çünkü sadece hatta Kadirköy Ömer'i tanıyorsunuzdur çoğunuz. Sadece yaptığın ürünü yurt içine satmanın boş bir havuzda çırpınan balıklara analojisine benzetiyordu. Yani havuz dolu değil. O havuzu doldurmak için biraz çıkarmanız, işte döviz getirmeniz
Mesela bu tabii madde ama gerekiyor. Bunun için birçok önemli parametre var tabii ki işte. Dünya vatandaşlığından tutun, kendi İngilizceyi özellikle geliştirmenize kadar. Ama bunlar için hiçbir zaman geç değil. İlk mesajım bu. Ve bu nereden gelirseniz gelin, özellikle bugünün teknolojisiyle yapılabilecek bir şey. Buradaki en önemli soru şu olmalı bence. Ben yaptığım işten mutlu muyum? Cevabınız evetse, o zaman ikinci adım şu olmalı. Ben bu işin %100 hakkını, hatta %200 hakkını, kendinizi de yıpratmadan tabii, nasıl verebilirim? Ve işiniz bununla ilintiliyse, ki hemen hemen artık her iş ilintili. Örnek veriyorum, Nusret sadece, evet ben sadece etilere hizmet vereyim demedi. Ve bugün nerede olduğunu görüyorsunuz. Birçok güzel örneği var Türkiye'de de bu arada. Örneği yok değil. İşte Kadir Köymen vesaire bize en yakın örnekler, ama işte Acun, Nusret, Burak, CZN, bir sürü değerli yönetmen, Nuri Bilge Ceylan vesaire, bir sürü bilim insanı, çok değerli insanlar profesyonel hayatında sınırları aşabiliyor. Ve bunu bizim herhangi birimizin yapmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü dediğim gibi ben de İstanbul'da doğan, orta halli bir aileden gelen, onun dışında çok çok ekstra bir şansla hayata gelen biri değilim. Ve bunun için hiçbir zaman geç değil. Onu söyleyebilirim. Çünkü benim kendi hikayem dışında bu işi 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında yapmış. Ya bu dünyaca ünlü örnekler işte Kentucky Fried Chicken'ın sahibi Colonel Sanders vesaire dışında benim de tanıdığım çok çok güzel örnekler var arkadaşlar. Bunu yaptıkça sizin de hayat kaliteniz artacaktır. Sizin de mutluluğunuz artacaktır. Ve özellikle yaptığınız işin tüm dünyaya katkı sağladığını gördüğünüzde içsel tatmininiz artacaktır. Ve bu çok güzel bir döngü. İşte kendinize daha fazla inanıyorsunuz, daha fazla emek vermek istiyorsunuz, daha fazla sonuç alıyorsunuz. Böyle bu güzel döngüde hayatınızın sonuna kadar gidebilirsiniz ve hatta hayatınızın sonundan sonra da bıraktığınız miraslar, işte o firmanız olabilir, yazdıklarınız olabilir, anlattıklarınız olabilir, bir sürü jenerasyona etki edip bu dünyayı daha güzel bir yer, bu dünyanın daha güzel bir yer haline gelmesine vesile olabilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz uzun konuştum sanırım. Benim niyetim 35'e doğru bitirmek ve 45'e doğru bitirdim. Umarım keyif almışsınızdır. Ben anlatırken her zaman çok keyif alıyorum ve anlattıkça daha da çok öğreniyorum. Şimdi sizin için de uygunsa, burada birkaç arkadaş yazmış zaten. Onlara bakayım, sizin sormak istediğiniz ekstra sorular, istediğiniz yorumlar olursa ona yazabilirsiniz. Ben de burada yorumlardan bakıp cevap vermeye çalışayım sizlere. Ama dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi sorulara ve yorumlara bakacağım. İstediğinizi yazabilirsiniz bu arada. Yani düşüncelerinizi, sorularınızı, yorumlarınızı, hepsine bakmak isterim ben. Bir arkadaş, evet iş arıyoruz uzun süredir demiş mesela. Bir arkadaş, mail yolu ile mi, Instagram aracılığıyla mı ulaşalım size demiş. İlk başta söylemiştim, yine tekrar etmek istiyorum. Bana ulaşmanın en kolay yolu sosyal medya. Instagram'da ve LinkedIn'de aktifim. Daha profesyonel olarak paylaşımlarım LinkedIn'de. Instagram'da daha günlük hayattan da paylaşımlarım, düşüncelerimi paylaşıyorum. İkisinden de yazabilirsiniz. Yani sadece arkadaşlarım Instagram'da, işte beni takip edenler LinkedIn'de diye bir ayrımım yok. Oradan bana yazabilirsiniz. Zaten başta da demiştim. Bizim burada bir arada sadece bir saatimiz var. Ama eğitim ya da ilham ya da tecrübe paylaşımı ömür boyu sürmeli bence. Ve benim 4-5 senedir, hatta daha önce sivil toplumda da yaptığım işlerde insanların hayatına dokunabildiğimi gördüğüm en somut örnek benimle iletişimde kalan insanlarla oldu. Yani hep istişare ettik, ben onlardan öğrendim, onlar benden öğrendi. Belki benim bir eğitime gelmişlerdi, sonra arkadaş olduk, takip ettik. Onlar benimle fikirlerini paylaştı, sorular sordular, ben onlara sorular sordum. Ve bu sinerjiyle hepimiz güzel şeyler öğrendik. Ve sonrasında o insanların hayatında bir fark yaratılmasına ufak da olsa katkım olduğunu görmek benim için çok çok büyük bir mutluluktu zaten. Ve bu işi yapıyor olmamın en büyük sebeplerinden biri bu aslında. Bir arkadaş e-ticarete başladım demiş. Şu an çok doğru bir hareket yaptığını söyleyebilirim. Yine dediğim gibi e-ticaret sadece şey sanılmasın bence. İşte Amazon'dan mal aldım, sattım. Hatta bazen alınmadan satılıyor sanırım. Tam o dropshipping ile ilgili bir bilgim olmasa da mesela Ekim Kaya bunun iyi bir örneği gördüğüm kadarıyla. Yani yine işi uluslararası yapmak açısından. Ama hemen hemen ne yaparsanız yapın, sanırım bunu uluslararası anlamda yapmak mümkün. Yani işte
5 sene önce insanlar bir restoran açan, Türkiye'de restoran açan birinin bunu uluslararası yapabileceğini tahmin etmezken Nusret ya da işte şu an Burak CZN ya da bir sürü şef bunun mümkün olduğunu gösterdi. Benim kendi şahsımda ben eğitimlerimi olabildiğince uluslararası paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden hemen hemen her şeyi daha beynelmiler yapabilirsiniz ve e-ticaret bunların hepsine kapsın, hepsinin kapsamını almakta aslında. Sadece işte ürünü aldım, ürünü sattım Amazon'dan değil. Eğitim veriyorsanız bu da bir e-ticaret. İşte yani internetten satabileceğiniz herhangi bir servis ya da insanlara ulaşabileceğiniz herhangi bir servis bence e-ticaret kapsamında. Bir arkadaş yeni yorum yapmış. Ben özel bir kurumda bilgisayar öğretmenliği yapıyorum. Ama süreçte çizim yaparken çok keyif aldığımı keşfettim ve grafik tasarımcı olarak bir kariyer yolculuğuna çıkmaya karar verdim. Süper, tebrik ediyorum. Dediğim gibi burada işte mesaj sadece kurumsal, sadece girişimci vesaire değil. Burada bu arkadaş da çok güzel söylediği gibi sizi hayatta ne mutlu ediyor? Çünkü herkesin iyi olduğu, iyi olabileceği ve kendini mutlu eden bir ya da birçok şey var. Bu dünyayı gezerek gitar çalmak da olabilir, yazmak da olabilir, muhasebe de olabilir, avukatlık da olabilir. Burada benim gördüğüm en büyük problem şu, insanın kendisini yeterince tanımaması. Kendinizi yeterince tanımadığınız zaman şöyle bir problem yaşıyor insanlar benim gözlemlediğim. Bende de bu oldu. Dışarıdan gelen tavsiyeleri, işte genelde tipik jenerik ne vardır? Anne baba doktor ol, mühendis ol, aman altın bilezik oldum, icat çıkarma ne gerek var? Biz bunları duydukça ailemizden, arkadaşlarımızdan, işte sigorta çok önemli ama eş sigortası olmasın mesela. Önemsiz demiyorum ama şunu gördüm, işte biz tam olarak hayattan ne beklediğimizi bilmeyince dışarıdan gelenleri ha evet ben onu istiyorum diye kendimize inandırıyoruz. Yani her yerden işte bizim babamız doktorsa oğlum doktor ol, oğlum doktor ol, oğlum doktor ol dediğinde evet ben doktor olmak istiyorum sanırım diye kendimi inandırdığımızda ama içten içe bu arada doktorluk tabii ki harika bir meslek, her meslek gibi ama bunu istemiyorsak ve biz belki öğretmen olmak istiyorsak doktor olduğumuzda mutsuz oluyoruz. Çünkü iç sesimiz her zaman biz o iç sesi ne kadar bastırırsak bastıralım ve bastırdıkça daha da az duyuyoruz. Bunu işte grafik tasarım yapan arkadaş iç sesini duyup o adımı atmış ve şu an muhtemelen çok daha iyi duyuyordur kendini, kendini tanıyordur. Ama işte başkası bize doktor olun dediği için doktor olduğumuzda ve bizim buna iyi bunun bizim için iyi olduğunu düşündüğümüz zaman mutsuz olamıyoruz. Her ne kadar para kazanırsak kazanalım ya da başarılı olursak olalım. Çünkü içten içe istediğimiz bu değil. Çünkü kendimizi tam olarak hayattan ne beklediğimizi, ne istediğimizi anlayacak kadar tanımıyoruz. Çünkü dış etkenlere fazla maruz bırakıyoruz kendimizi gibi gidiyor. Derin bir konu. Duygu Çatal şunu sormuş. YX'i de mutlu ediyorsa, kurumsal da, girişimcilik de, evet. 3 şey de mutlu edebilir, 5 şey de mutlu edebilir ve dediğim gibi illa bu bir tercih olmasına gerek yok. Safını seç, girişimci mi, kurumsal mı? Özellikle artık bugünün dünyasında hem kurumsalda çalışıp hem girişimci olmak çok mümkün. Birçok firma bunu destekliyor. Sizin firmanız belki desteklemiyorsa ve destekleme potansiyeli varsa siz bunda öncü olabilirsiniz. Yani bunun çok spesifik örnekleri var birçok firmada. Mesela Turkcell'de bir örnek duymuştum. Bir güvenlik görevlisi bir güvenlik ağıyla ilgili bir proje sunup bu da Turkcell'den yani firma tarafından kabul edilip fon aldıktan sonra o projenin başına geçmiş. Yine Turkcell'in bir çalışanı olarak. Yani hem kurumda hem girişimci. Onun dışında kendi yaptığınız işin dışında inisiyatifler alabilirsiniz. Bu zaten sizin de kendi işinize katkıda bulunacaktır. Yani çalıştığınız firma ne gerek varca bir firma değilse tabii. Öyleyse de yani belki bir düşünebilirsiniz doğru firmada mıyım diye. Doğru firmada olduğunuzu düşünüyorsanız sorun yok zaten. Ama birçok firma bunu destekliyor. O yüzden dediğim gibi bu iki seçenekten biri değil artık. İkisini birden bir araya getirebiliyorsunuz. Onun dışında iyi bir konuşmacı nasıl olunur? Bu tarz soruların genelde ABC cevabı yok. Ama yani benim kendi konuşmacılık tecrübem çok sıkıştırılarak şöyle oldu. Ben çok utangaç bir çocuktum. Sonra bu utangaçlığından utanarak lisede çok açıldım. Ama bu sefer de fazla açıldım. İşte tiyatroya gidiyordum. Bilmem ne kulübüne gidiyordum. İşte müzakere kulübüne vesaire gide gide. Biraz daha açtım kendimi. Yani içimdeki potansiyel ortaya çıktı ki bence herkesin içinde var bir potansiyel. Ama bazı insanlar daha dışa dönük, bazıları daha içe dönük.
Ve sonrasında üniversitedeki bu sivil toplumda yer almak benim için çok büyük katkı sağladı. İşte eğitimlerde, konferanslarda söz alarak, soru sorarak, sonra sahneye çıkarak, yani kilometre kazana 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 kazana. Sonrasında bundaki teorik bilgimi biraz daha arttırarak, işte bununla ilgili kitaplar okuyarak, YouTube videoları izleyerek, başka eğitimlere gidip konuşmacıları dinleyerek. Yani özet olarak ömür boyu öğrenci olarak ve bunu sürekli yapabileceğim platformlar sunarak. Yani benim kariyer nete çıkmamın sebeplerinden biri de tabii ki birçok insana ulaşmam, prestijli bir kurumum vesairenin dışında benim burada yaptığım bir saatlik konuşma benim daha iyi bir konuşmacı olmamı sağlıyor. Yani bir sonraki konuşmada daha iyi bir konuşmacı olacağım. Çünkü kilometre kazanıyorum. Özellikle son 4 senede sivil toplumda da bu çok olmuştu ama yani toplamda 500'den fazla eğitim vermişimdir. Bunu abartmıyorum. Farklı yerlerde. 500'den fazla eğitim verince iyi bir konuşmacı oluyorsunuz doğal olarak. Bunun teorisini de arttırırsanız. Burada öz geri bildirim ve arkadaşlarınızdan ya da çevrenizden ya da sizi dinleyenlerden geri bildirim almak da çok çok önemli. Yani sürekli öğrenmeye açık olun, geri bildirim açık olun ve sürekli kilometre kazanın. Bakıyorum. Hayattaki amacınızı nasıl keşfettiniz? Bu zor bir soru. Uzun bir süre keşfedemedim. Sivil toplumda bu işi yapıyor olmam benim için çok faydalı oldu. Sonra işte kurumsala vesaire girdiğimde ne istemediğimi de anladım. Ne istemediğimi anlayınca evet ben hayatta bunu istiyormuşum gördüm. Yani insanlarla bir şeyler paylaşmak istiyormuş gördüm. Ve sonra olgunlaştıkça biraz da hem mental hem duygusal olarak şöyle bir motoda birleşti benim hayat amacım. İlham vermek ve ilham almak. Yani insanlarla bir şey paylaştıkça ben de zaten öğrendiğim için bu çok kısa iki öğeye sığdırdım hayat amacımı. Ve bunu işte yazarak, konuşarak, bu tarz sohbetlerde bulunarak, Udemy videoları çekerek. Yani ilk başta nedenimi anladım. Hayattaki nedenim ne? Hepimizin bu dünyaya geliş sebebi var. Birçok insan maalesef bu misyonu tamamlamadan gidiyor. Çünkü işte kendini yeterince tanıyamıyor vesaire vesaire. Ve kendinizi yeterince tanıdığınız zaman işte o nedeniniz belli oluyor. O nedeni anladıktan sonra bir sonraki kısım nasıl yaparım oluyor. Ama önce o nedeni iyi anlamanız ve içselleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında nasıl kısmına geçtiğinizde artık günümüzde nasıl biraz daha kolay. İşte benim nedenim neydi? İlham almak, ilham vermek. Sonrasında nasıl? İşte ilk böyle firmaları aradım. Olmadı. Kendi etkinliklerimi oluşturdum. İlk nasılım o oldu. Sonra firmalarla çalışmaya başladım. Sonra yazmaya başladım. Sonra etkinliklere katılmaya başladım. Sonra uluslararası eğitim. Nasıl sürekli genişledim. Yani bu biraz spor gibi. Yaptıkça daha neler yapabilirim, yapabileceğinizi görüyorsunuz. Yani koştukça her defasında daha hızlı ya da daha uzun mesafeler koşabildiğiniz gibi bu da öyle biraz. Sonrasında ne yapmak istiyorum? İşte bunu ilham vermeyi hangi kapsamda yapmak istiyorum? Eğitim verme kapsamında, şu kapsamda, bu kapsamda yapmak istiyorum diye gidiyor. Böyle oldukça da o hayattaki amaç gitgide netleşiyor aslında. Yani bir anda gece uyanıp hayattaki amacım şu olmadı tabii. Bu bir süreç her şeyde olduğu gibi. Yine o kas yapma örneğini çok veririm. Yani kaslar spor yapınca birden rüp çıkmadığı gibi. Her defasında siz bu yoldan ilerledikçe o biraz daha netleşecek. Ferit Öztürk, benim bir sorum olacak. Acaba uluslararası bir tecrübe edinmek için yapılması gereken ilk adım nedir? Ve bunun için herhangi bir yaş kriteri önemli mi? Konuşmamda biraz bahsettim aslında. Bunun için bir yaş kriteri yok. Ben bunu 20 yaşında da, 30 yaşında da, 40 yaşında da, 50 yaşında da ve daha ileriki yaşlarda da yapanlar gördüm. Ben üniversitedeyken AG isimli bir Avrupa Öğrenciler organizasyonun içindeydim. Şimdi Toastmasters isimli bir uluslararası organizasyonun içindeyim. Öğrenciyken bir sürü fırsat var. Isaac, ELSA, EMSA, o, şu, bu. Yetişkinler için de Amerikan kültür, dil okulları, Toastmasters, BNI gibi bir sürü farklı platform var. O yüzden o platformlar orada sizin biraz bakmanız ve bulmanız ve bana en uygun ne onu anlamanız gerekiyor. Ben size şunu söyleyemem. Toastmasters üyesi olun, AG üyesi olun. Belki sizin bulunduğunuz şehirde Toastmasters kulübü yoktur. Ama başka bir kulüp vardır. Ya da en kötü o kulübü kendiniz kurabilirsiniz. Yani her zaman bir fırsat var. Ya da en kötü online toplantılarına katılabilirsiniz gibi. Dün mesela bir Amerika'da olan Los Angeles'taydı sanırım bir kulübün toplantısına katıldım Zoom üzerinden. Ve bunun için bir yaş kriteri yok. Çünkü hakikaten buna inanarak ve çalışarak yaptığınız zaman çok kısa sürede bu kası geliştirebiliyorsunuz. Şey değil yani, ah bizden geçti artık
Çok bence yanlış bir bakış açısı ve hem onu diğer insanlara hem kendilerine hem de katabilecekleri potansiyeli yazık ediyor. Son birkaç soru daha var. Fatih'ten bir tane. Boş duramıyorum. Sürekli araştırmak, öğrenmek istiyorum ama bir türlü bir şeye adım atamıyorum. Nasıl bir yol önerirsiniz bana? Yine dediğim gibi ben çok şey taraftar değilim. Evet Fatih, şimdi A bunu yap, B bunu yap, sonra C gelecek. O benim diyebileceğim bir şey değil. Senin hikayeni bilmiyorum. O yüzden ben kendi hikayemi anlattım. Ben de işte senin gibiydim. Böyle boş durmayı sevmeyen, hep üretmeyi seven biriydim. Hala öyleyim. Bir şekilde işte kendimi tanıdıkça, biraz araştırdıkça yolumu buldum. İşte eğitim konusunda örneği vermiştim ya. İlk başta eğitim firmalarına yazdım. Ret, 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 ret. Sonra bir girişimcilerin başarısızlığını anlattı. Bir etkinliğe katıldım. Sonra konuşmacı arıyoruz ilanlarına yanıt verdim. Konuşmacı olarak gittim. Oradan kendi etkinliklerimi yapma fikrim ortaya çıktı. Ve sonra hikayeyi biliyorsunuz. Ve bugün buradayım. İşte ve bugün işte Kariyer.net davet etti gibi. Onu yapmasaydım şu an Kariyer.net Perçin'in diye birinin varlığından haberdar olmayacaktı. Hakeza siz de. Ama dediğim gibi şey demem yanlış olur. Evet Fatih. Şimdi ilk adım şu. Yani bu şey değil. İşte yemek yapmak gibi değil maalesef. Ama özet olarak şu. Kendini tanımaya her gün belki tanıyorsundur iyi bir şekilde ama daha fazla kendini tanımaya çalış. Ne istediğini anla. Ve sonra o platformda ne gibi fırsatlar var onu gör. O erdemlerdeki, o hobilerdeki, ilgi alanlarındaki insanlarla tanış. Ve bununla ilgili araştırmalar yap. Bununla ilgili üretmeye başla. Blog yazabilirsin, eğitim yapabilirsin, Instagram live yapabilirsin. Bunu yaptıkça zaten daha netleşecek. Ve son soru sanırım bu. Motivasyonsuz kaldığınızda neler yapıyorsunuz? Artık motivasyonsuz kalmıyorum. Yani şöyle hep şey değilim tabii. Evet, onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Evet, hadi bir şeyler yapalım değil. Bu arada bir boş kalmak, arada bir hiçbir şey yapmamak da çok değerli. Çünkü o zaman içinize dönebiliyorsunuz. Ben hayattan ne bekliyorum onları daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ama ben zaten hayatımda gerçekten istediğim, keyif aldığım bir şeyi yapma fırsatım olduğu için şu an o yoldan gittiğim ve buna emek verdiğim ve tüm engellere rağmen bunu yaptım ve artık yavaş yavaş sonuçlarını almaya başladığım için motivasyonsuz kalma durumum çok kalmıyor. En başta da işte bu finansal problemlerim vesaire beni yıprattığı zamanlarda biraz gemileri yakmıştım açıkçası. Yani hiçbir zaman ne olursa olsun bir kuruma gideyim işte örnek veriyorum 5 bin 10 bin lira maaşla başlayayım sonra ilerlerim oradan yürürüm demedim. Ve işte İngilizceyi akıcı bilen biri olarak bunu yapmak hakikaten kolay. Çünkü benim istediğim bu. Ne olursa olsun bedeli bunu yapacağım. Ve şu an işte o kurumda kalsaydımdan daha fazla para kazanıyorum ve bunu çok daha özgür bir şekilde yapıyorum. İnsanlara katkı sağlayarak yapıyorum. İçsel tatmin çok var vesaire. Bunda yine işte o gençken yaptığım işlerin çok büyük şeyi var. Ya özet olarak şu arkadaşlar, kendinize yapacağınız en büyük yatırım işte ev almak, araba almak, Bitcoin almak. Yani bunlar yapılabilir, okey. Ama en iyi yatırım kendinize. Yani bu ömrünüzün sonuna kadar sizde kalacak bir yatırım. Aman İngilizce kursa para vermesem mi ya da ders almasam mı ya da bu kitap almasam mı? Okey, tercih. Ama o öğrendiğin her şey seninle kalacak. Ve o senin hayat kaliteni ve iş kaliteni ve değerini çok farklı fazla artıracak. Ya da topluluk önünde konuşma ya da grafik tasarım, her ne yapıyorsan. Kendinize yaptığınız her yatırım çok değerli. O yüzden ben de işte gittiğim bir eğitime, Udemy'den aldığım bir eğitim vesaire oradaki parayı gerçekten hiç kıymıyorum. Çünkü benim Udemy'den aldığım bir eğitim parası bir kişinin aldığı Marlboro'ya verdiği parayla aynı. Tercih. Ama şu an motivasyonsuz kalma gibi bir durum yok. Çünkü zaten yaptığımdan inanılmaz keyif alıyorum. Ve sanırım son soru. Sonrasında yavaş yavaş toparlayabiliriz. Ne yapacağını bulamayan, neyi sevdiğini bilemeyen insanlar için ne önerirsiniz? Özellikle yeni mezunlar için. Yani gençler çok daha şanslı tabii. Kendilerini tanıma yolculuğunda vesaire. Farklı alanlarda, farklı platformlarda, işte o ilginizi çeken alanlarda bulunmanızı öneririm. İşte öğrenci organizasyonlarından tutun, son sınıf olsanız bile, işte bu Erasmus Plus projelerine kadar. Yani okul dışında aktiviteler yapmanız. Bunu yapan insanlar gerçekten fark yaratıyor. Hayat lineer değil, çok geniş kapsamlı. Sen yani bölümün üstte en iyi mühendisin siz olmanız ya da en iyi mühendis olmanız tek parametre değil hayatta. Aynı zamanda kendinizi de iyi ifade etmeniz gerekiyor. Dili de iyi bilmeniz gerekiyor. Sosyal yetilerinizin de kuvvetli olması gerekiyor.
Bunların her birinde uzman olmasanız da belli bir seviyeye getirmeniz gerekiyor. O yüzden tüm bu alanlarda kendinizi geliştirip ve dediğim gibi sürekli kendinize bu yatırımı yaparsanız ve bu yatırım için illa para vermenize de gerek yok. Ben üniversitedeyken aylık harçlığım 300 liraydı. Ama 15 ülkeye gittim. Bunların hemen hemen hiçbirine cebimden para vermedim gibi. O zaman işte zaten ne yapacağınızı bileceksiniz. Ne yapacağını bilmemek genelde kendini yeterince tanımamaktan kaynaklanıyor ve bu çok doğal. Yani kendini yeterince tanımayanlar ölsün demiyorum burada. Benim de uzun süreler kendimi ne istediğimi bilmediğim süreler geçti. Ama yavaş 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 o şeye geliyorsunuz. Ve biraz da sabırlı olmanızı öneririm. Bir günde bitmiyor. Olmuyor bu. O sürece girdikçe yavaş yavaş sonuçlarına göre göre ufak başarıları kutlaya kutlaya ilerleyin ve hakikaten kısa zamanda fark etmeden hayatınızın dönüştüğünü göreceksiniz. Benim etrafımda böyle çok örnek var. Sizin de o örneklerden olmamanız için hiçbir sebep yok. Ve bunu kurumsalda da çalışsanız, girişimci de olsanız, dünyayı gezip gitar da çalsanız, yazar da olsanız hiç önemi yok. Sadece sevdiğiniz şeyi yaptığınızdan emin olun. Ve onun hakkını, zaten sevdiğiniz şeyi yapıyorsanız hakkını da vereceksiniz. Ve bunu sadece bulunduğum şehirdeki insanlara nasıl bu hizmeti verebilirim değil, 7 milyara nasıl bu hizmeti sunabilirim diye düşünmenizi öneririm. Sanırım bugünlük bu kadar. Burada bir saatimiz vardı birlikte. Ama dediğim gibi bana her zaman sosyal medyadan Instagram ya da LinkedIn'i sık kullanıyorum. Perçin İmrek ismim zaten altta var. Yazabilirsiniz. Herhangi bir yorumu, herhangi bir soruyu. Benim de vaktim ve enerjim yettiğince yani zevkle cevaplarım. Çünkü benim de tanıştığım her insan, özellikle sizin gibi böyle benzer erdemlerdeki kaliteli insanlarla tanıştıkça ben de bir şeyler öğreniyorum. Bana gelen bir soru ya da benim yaptığım bir yorum ya da bana gelen bir yorum bana bir şeyler fark ettirebiliyor. Diyorum ki ha evet bu böyleymiş. Yani bu benden size bir lütuf değil. Benim için de büyük bir lütuf. Bunu lütfen anlayın. Çekinmeyin o yüzden. Ve öncelikle sizlere, katılan arkadaşlara, işte burada isimlerini görüyoruz. Serdar, Ferit, Fatih, bazı sorular isimsiz gelmiş. Canan, Duygu ve birçok arkadaşa, soru soranlara, sadece izleyenlere ve tabii ki kariyer.net'e hem bunu benim için mümkün kıldığı için ben de bu arada kariyer.net'te işte ne zaman 5-6 sene önce iş aramıştım vardır. Hala hesabım var muhtemelen. Ama bugün işte burada bir konuşma yapıyor olmak ve hayatında kendini geliştirmek isteyen çalışan arkadaşlara biraz olsun ilham olabiliyor olmak büyük bir onur benim için de. Kariyer.net'e de o yüzden teşekkür ediyorum. Bu kadar açık fikirli olup sadece kurumsalda çalışan yöneticilerin ya da kurumsal temsilcilerle bunu sınırlı tutmayıp benim gibi farklı alanlarla ilgili olan girişimcileri de davet ettiği için. Çünkü hakikaten ülkemizin ve dünyamızın buna ihtiyacı var. Multidisipliner farklı yönlerde kendini geliştiren ve beğenilmeler dünya vatandaşı insanlara ihtiyacı var. Ve her birimizin böyle olmaması için hiçbir sebep yok arkadaşlar. O temeli oluşturduktan sonra zaten her şeyi yapabileceksiniz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Kariyer.net başta olmak üzere. Bana her zaman yazabilirsiniz. Benim için büyük bir keyif. Kendinize iyi bakın. Ve bugün bile başlasanız bu konuştuklarımıza hiçbir zaman geç değil. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.